Tatilin tek adresi Tatil.com'un sunduğu mekanın sahibine geldik başlıyor. Tatil, tatil, tatil. Hala düşünüyorum büyüyünce ne olacağım. Bu serserilik değil ki, bu başka bir kafa yani. Ha, burada onları anlatabiliyorum diyor, bunları anlatıyorum. En zayıf noktama hop. Çoma soktun. Öyle bir terk etme uyum var abi. Senin bir bırakma durum var. Röportaj sağ salim bitiririz diye düşünüyorum. Doğada olduğun zaman kirlenmiyorsun abi. Pislenmiyorsun. Hadi bakalım şehir çocuğu, bu köy çocuğunu yenebilecek misin falan, güreş tuttular bilmem ne. İlim ve kuvvet kişiye merhamet getiriyor abi. Kendi içine yolculuk yaptığın zaman aslında kalabalıksın. Abi o kadar güzel soruyorsun ki böylece ben kendimi ifade edebilme şansı buluyorum. Herkes kendini özel hissediyor ve herkes özel olduğunu göstermek istiyor. Oha! Burada bir oyun var. Kalbimi saklamayı da hiçbir zaman istemiyorum. İstemiyorsun. Çaresiz kaldığında motivasyonun ne? Nasıl çözüyorsun? Ya namaz kılıyorum ya bara gidiyorum. Mekanın sahibine geldiğe hoş geldiniz efendim. Bugün Riva'dayız. Çok güzel bir doğal manzaranın ortasında. Yine doğanın içinden çıkan gayet organik, doğanın yarattığı güzel şeylerden biri olan sevgili Nurettin Sönmez'le beraberiz. Ne haber kardeşim? Merhaba abi, hoş geldin. Ama öyle senin yani doğanın yarattığı güzel bir şeysin yani, maşallah Allah güzel beslemiş seni bugüne kadar yapanlar. Çok naziksin abi. ne diyoruz? Güzel bakan. Güzel Maharet bakan. Güzel bakandı. Biz tabii Nurettin dünyanın en şeker ve en sevimli insanlarından biridir. Ama onun fizyonomisi bizden daha iddialı olduğu için biraz da kıskandığımız için böyle şakalarla sataşıyoruz aslında yani. Kardeşim nasılsın? İyiyim abi. Evime hoş geldiniz. Evet değil mi ya? Şimdi şu anda ekranda Nurettin'in arkasında gördüğünüz araç aslında Nurettin'in hayatını içinde taşıdığı bir kaplumbağa gibi istediği yerde yaşamak için onunla beraber gidip orada pencerelerini açarak orada yaşadığı, hatta hayatını da iki bavula değil mi, eşyaların iki bavula, kitaplar, kıyafetler falan hepsi. Aynen. İki bavula sığmıştım. Üç aşama. Vay bir canım. Arabaya sığdırdım bütün hayatımı. Eğer zorlarsam şöyle 70 litrelik bir çantaya, bir de daha böyle 30'luk bir çantam var. Karada ölüm yok yani. Aslında hayat iki çantaya da sığabiliyor yani. Sığabiliyor abi. Değil mi? Sığabiliyor. Bazen öyle dolaplar dolusu kıyafetin hiçbir anlamı olmuyor. Alırken çok heyecanlanıyoruz. İkinci gün orada kaldığı yerde duruyor yani. Peki şöyle bir geri dönelim bakalım. Nurettin küçükken de böyle kendine kapalı dünya bir dünyada mı yaşıyordu? Nasıldı? Çocukluğun deyince aklına ne geliyor? Beklemiyordum bu soruyu. Ama ilk aklıma ne geldi biliyor musun? O zaman bizim zamanımızda şey vardı, misafir odaları vardı ya evde. Girilmezdi yani. Tabii. Anneden özel izin. Bir de dedim ki bir gün, anne battaniye verir misin? Oğlum dedi, yaz günü ne yapacaksın? Sen ver dedim. Verdi. Misafir odasına da izin çıktı. Böyle gelişi güzel abi serdim battaniyeyi. Bir de benim böyle küçük kovboylarım, kızılderililerim vardı. Orası dağlık alan oldu bana. Onları böyle cephelere böyle yerleştirip hiza alarak o onu vurdu, o onu vuramadı falan filan diye. Allah. 6 saat 7 saat çıkmazdım abi. Vay yani canım. Kendi dünyamı hep kurardım yani. Harici. Peki doğduğun ev bir apartman evi miydi? Bahçesi olan bir ev miydi? Doğduğum mahalle tam nasıl biliyor musun? 80'ler dizisi vardı ya. Evet. Aynı mahalle. Allah. Aynı mahalle. Konusundan komşusuna, esnafına kadar. Gelinalayı sokak, Gelinalayı çıkmazı, Üsküdar Doğancılar. Üsküdar'da. Yan yana evler. Aynen, yan yana evler. Mahalle, bir arka bahçemiz kasap, vardı. Mahalle, manav, kasap, bakkal. Hepsi abi. Vay canına ya. O zaman çok da doğanın içinde doğmamışsın yani. Babacığım rahmetli Mersin Tarsuslu. Her yaz bizi Çamlı Yayla'ya götürürdü. Namrun Yaylası, bilenler bilir. Dolayısıyla işte orada şalvar giyerdik, ağaca tırmanırdık. Kauçuk sapanla işte sapan yarışları bilmem ne. Kuzenler orada otururdu. Yani Tarsus'ta yaşardı. Onlar da beni, onlar 10 yaş büyük benden, şey diye gaza getirirlerdi. Hadi bakalım şehir çocuğu, bu köy çocuğunu yenebilecek misin falan, güreş tuttular bilmem ne. Yani o Anadolu kültürünü, toprağı, doğayı aldık. Doğada ben çocukken de. Fakat bir şey söyleyeceğim, o kuzenler seni öyle bir gazlamış ki o güreşte yenmek için sen bayağı bir çalışmışsın bence yani ha. Vallahi buradan da selam olsun kuzenlere. Eyvallah. İyi işler yapmışlar. Eyvallah. Yani. Eyvallah. Dolayısıyla sen aslında Üsküdar'dan normal bir şehirden gelip oradaki o doğal ortama gittiğinde harbiden senin için çok farklı ve değişik gelmiştir. Tabii. O kendi kendine dünya kuranların bu sefer ortamı büyüyor. Eskiden bir salonda işte misafir odasında küçük bir dünyada büyük şeyler yapıyorsun. Ama bir Tarsus'a gittiğinde, bir yaylaya gittiğinde o askerleri dağıttığın dağlar gerçek dağlar yani değil mi? Ya, kesinlikle öyle ve şunu da kaçırmayalım tabii. Hani jenerasyon olarak o dönem sokak çocuğuyduk yani. Tabii. Hani kavgamızı da ediyorduk, taş savaşında yapıyorduk, ebelemeçte oynuyorduk. Tabii. Ne varsa yani yine sokaktaydık. Hani böyle apartman çocuğu olarak
Büyümedim tabii. Yani tabii o kadar da değil yani. Değil. Sonra peki ilkokul, ortaokul, lise falan o dönem hatırladığın hani ya ben şu olmalıyım, özendiğin, mahallede böyle bir tane abin, sana öğüt veren veya ablan, hayata dair sana bir yön veren kimse oldu mu? Veya senin düşüncen var mıydı yani? Ya yön veren biri olmadı. Öyle bir abim olmadı. Ancak babam diş hekimiydi. Muayenehanesi de hemen apartmanın karşısındaydı. Hı. Ben de yazları babama yardıma giderdim. Anneciğim de diş hekimi önlüğü falan filan dikmiş böyle. Babacığım şey derdi, işte doktor bey oğlunuz mu? İşte evet, hastası hazır, tabelası hazır. Yani keşke o da diş hekimi olsa. Ben de kilitlendim çünkü babam benim tanrım, Zeus. O ne derse o yani. Dolayısıyla ben hep diş hekimi olacağım diye yetiştirdim kendimi. Hatta şey orta hazırlık İngilizce okuyordum. What are you going to be in the future? I am going to be a dentist. Diş hekimi olacağım. Yalnız şöyle bir şey oldu. Benim ergenliğim babamın antropozuna denk geldi. Bunlar açıklamasak iyiydi. Neyse rahmetli olmuş baba. Babam meslekten şikayet etmeye başladı. Ha. Şimdi bir dakika bizim Zeus şikayet ediyor. Hem de bize dişçi ol diyor. Hem de ol diyor. Asilik de başladı. Ben vazgeçtim. Tamam vazgeçtim de büyüyünce ne olacağım? Hala düşünüyorum büyüyünce ne olacağım. Orası hala boşluk yani. Annem bu durumda bir şey demiyor muydu? Şu olsun bu olsun. Ya anneciğim zaten oğlunu çok iyi tanıyor. Yani o ne isterse olsun her diyor. Zaman yani. Çünkü çok özgürlükçü, yani özgür bir ruhum var. Küçükken tek kardeş miydin? Bir de kız kardeşim var. Kız kardeşim var. Bir de kız kardeşim var. O da benim için çok büyük şans. Efendicazıma söyleyeyim ama hani annem biliyordu oğlu nasıl deli bir adam. O yüzden hep beni bıraktı sağ olsun yani. Peki sonra lise bitti. Bir lise... makine mühendisliği durumu var. O dönem bir okula gitti. Efendi o bitti hemencecik girmedim ki. Ya ben ergenden sonra yaramaz çocuk oldum yani. Ne yaptın yaramaz çocuk olarak yani? Neydi serseriliğin yani? Çok detay verme de. Yani ondan en, derslere girmiyordun en azından. Öyle derslere mi? Derslere girmiyordum. Kaybolup gidiyordum. Çünkü daha... lisede de bu herhalde fizyonomik olarak da fark edilen renkli gözlü yakışıklı çocuk durumu mu seni acaba popüler hissettirdi? Ben geç açıldım. Geç açıldım. O zamanlar öyle bir durumun da yoktu yani. Tabii tabii onu çok değerlendiremedim yani. Yani öyle bir popülaritem vardı ama ben çok atak bir adam değildim. Ha, içine kapalı. O açılardan öyleydik yani. Efendicazımı söyleyeyim. Ama nasıl söyleyeyim, dershaneye diye modaya giderdim. Hep böyle bir küçük çantam vardı, defterim vardı. Kayalara uzanır, bulutlara bakıp yazılar yazardım, çizerdim. Allah Allah. Bu serserilik değil ki, bu başka bir kafa yani. Hayır, burada onları anlatabiliyorum diye bunları anlatacağım. Hani uslu tarafları anlatıyorum. Bulutlara bakıp şiirler yazdın. Şiirler yazdık falan filan. Kaybolurdum. Karabatak derlerdi bana. Ay çok tehlikeli. Annem tabii falan merak eder insan tabii ya. Motorla genç yaşta tanıştım. Öyle habersiz alıp gitmeler. Yani ben üniversiteyi liseden 2 sene sonra kazandım. 2 sene böyle bir hayat yaşadın yani. Anladım. Peki... Sonra peki ne oldu da artık okuman gerektiğine inandın? Bir meslek sahibi olmam gerekiyor mu diye düşündün? Yok yani. Şöyle bir şey oldu. Bir dershaneye güya gidiyorum. Bir arkadaşımı evine bırakırken bir basket sahası var. Ortaokul öğrencileri basket oynuyor. Dedim atın abinize topu. 2-3 dribbling falan. Attım şutu, düştüm, çat. Tendonu koparmışım. Allah canını almıyor. Canım çok yandı. Akşam gittik eve. Babam da eski voleybolcu. Böyle bir baktı, yok yok bir şey olmaz dedi, geçer. O gün de misafirler geliyor. Misafirler klasik Türk. Bizim bir arkadaş vardı, gitmediler doktora, bacağını kestiler bilmem ne falan filan derken biz hastanede soluğu aldık. Doktor dedi ki yarım alçıyı aldı. 1,5 ay dedi dinlenecek. Ben arabaya geçtim, arkada ayağımı böyle uzatmışım. Babam dikiz aynısından dedi ki bak dedi, derslerini dinleyeceksen ben dedi her gün seni dershaneye bırakayım. Ayşe Kadın Kazasker'deyiz, Beşiktaş'ta dershane. Yok dedi, yine çalışmayacaksan doktor dinlen dedi dedi. Ben böyle dikiz aynasına baktım. Derste çalışacağım dedim, kendimle gideceğim dedim. Değneklerle abi, babama inat, 1-1,5 ay dershaneye böyle böyle. Ya baba ne dedi sana da babana inat ya. Nasıl bir ergenlikmiş bu. Babana şey üzüldüm abi. Ya şu anda. Adam gayet güzel bir şey söylemiş yani. Alfaya alfa durumu var yani. Allah şimdi Allah. Alfaya abi, orada bir meydan okuma var orada. Allah Allah. Ben 1,5 ay böyle değneklerle o kalabalıkta insanlar hızlı yürüyor, yanımdan geçiyor falan. O bana bir azim getirdi abi. Dedim ki kazanacağım ben dedi. Arkadaşım vardı, İstanbul Üniversitesi'nde okuyordu, Beyazıt Kampüsü. Dedim ki beni kütüphaneye sok. Son bir ayda sınava 1 ya da 1,5 ay kala bir yeşil matematik kitabı aldım. Bir tomarda saman kağıdı. Her gün kütüphaneye gittim abi. O zaman maden mühendisliğini kazandım. Vay canına.
Bir de sayısaldan kazanmak daha, yani hani sen şiir yazan sosyal kafada bir çocuk olarak matematik çalışıp zorlaman. Kafamın kırılması bu sebep. İki lop da hızlı çalışıyor. Sonra makine mühendisliğini kazandım. Maden mühendisi. Maden mühendisi, maden pardon. Mühendisi. Evet. Ama haylazlık orada da durmadı. Üçüncü sene... Nerede okudun? İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Maden mühendisliği, Avcılar Kampüsü. Bir gün böyle laboratuvardayız. Ben arkada oturuyorum. Küçük küçük taşlar koydu böyle hoca. Ta gitti tahtaya. Karınca duası gibi bir şey yazıyor. Lan anlamıyorum hiçbir şey. Dedim böyle eğitim sistemi olmaz. Benim dedim denize attığım taşları önüme koyuyor, adını soruyor. Ceketimi aldım çıktım, terk ettim okulu. Bitirmedim yani. Üçüncü sınıf terkim ben. Üçe kadar ama bu tahtadaki abiyi dinledin ama yani. Dinledik. Dinledik. Sonra çıkınca ne oldu da diyaloğa gittin? Oyunculuktu ve buna benzer şeyler aklını çeldi. Şimdi çok klasiktir ya, zaten şeyde vardı, lisede vardı tiyatro. He. Hatta Ruhi Sarı benim, evet, bir üst sınıfım. Beraber tiyatroda da oynamışlığımız var. He. Kız kardeşi Özlem, o benim sınıf Kartal arkadaşım. Kartal Sanat tayfası. Özel Ortadoğu Lisesi'ndeydik. Ha, o lisedeyken. Onlar, tabii. Lisedeyken. Tabii. Efendicazıma söyleyeyim. Lisede vardı zaten. Sonra madenden çıktım. Başka maceralar var. Her detayı veremiyorum burada. Sonra baktım, dedim ki ya yakışıklı çocuğuz biz. Şeyi de seviyorum. Bir televizyona çıkayım ben dedim. Nasıl yaparız bunu? Spikerlik kursuna başvurdum. Arsen Gürzap, Can Gürzapların okuluna. Müthiş. Efendim orada da 2 saat drama dersi vardı. Doğaçlama. Yalçın Moratap giriyordu. O da şeyden, bir bayram haberinden sonra kötü bir habere geçişteki o duyguyu dengede geçmek adına öyle dersimiz vardı. Aslında derdin sunucu olmak. Yani oranın verdiği eğitim o aslında yani. Tabii. Hani spikerlik kursu, güzel konuşma kursu, artikülasyon, ses nefes, şudur budur. Neyse efendim, bir müddet sonra Yalçın Borat'a bir ders çıkışı bana dedi ki, Nurettin dedi, sen çok yeteneklisin dedi, sen dedi tiyatro düşünmez misin dedi. Aman hocam dedim sizden bunu duymak. Vay canına. Bunu mutlaka düşünmelisin dedi. İlk o zaman konservatuar sınavlarına girdim. Mimar Sinan ikincide kaldım. Sonra Can Hoca beni yanına çağırdı. Dedi ki aslanım dedi, biz dedi bu sene okul açıyoruz, tiyatro bölümü açıyoruz okulda. Sen de normalde mülakat yapıyoruz. Sen mülakatsız geliyorsun dedi. Ay ne güzel. Ben sonra onların tiyatro bölümünden mezun oldum. Yeditepe. Yo şeyde, diyalog. Diyalogdan mezun. Oradan mezun oldum. Yeditepe çok sene sonra o konservatuarı da kazandım. Onu da terk ettim ama. Öyle bir terk etme uyum var abi. Senin bir bırakma durum var. Röportaj sağ salim bitiririz diye düşünüyorum. Peki şu an ama mesela yaşadığın hayata baktığında bunların hepsinin mutlaka katkısı vardır. Yani maden mühendisliğinin de katkısı vardır. Doğru konuşma, ifade, konservatuara da girmişsin çıkmışsın. Şu an biriktirdiklerini de aslında yaşıyorsun. Kesinlikle. Yani bunların hepsinin mutlaka bir katkısı var. Belki de şey gibi, hani bir kitap okursun 30. sayfaya gelince anladım ben bu kitabın derdini dersin ve kitabı kapatıp kütüphaneye kaldırırsın ya. Belki sen de herhalde öyle yaşadıklarını kenara bırakıp buna terk etmek demeyelim. Doymuşsun herhalde. Yeterli bulmuşsun belki de. Belki biraz hızlı düşünüyor, hızlı algılıyor da olabilirim. Kitabı hani sıfırdan 30'a doğru okuyanlardan değil de başı, sonu, ortasına bakıp sonra o beni çekiyorsa böyle tık tık tık. Enteresan. Öyle mi okursun? Enteresan. Şeyi merak etmem mesela, hani sonunda ne olacak, oraya kendimi hazırlamam. Bakayım ne olmuş. Ha, direkt bakayım ya. Bakayım ne olmuş. Ne zorlayacağım yani. Katil kim önce de bileyim. Peki bu karavanla yaşam hayatını böyle bir yere evirme nereden geldi? Ya en azından adresin belli olsun, sürekli kaçıyorum. Hayır. Kendi çapımda abi dünyayı okumaya başladım. Ki bu kararı verdiğimde daha pandemi girmemişti hayatımıza. Bu popüler değildi yani. Değildi, hiç değildi. Ve şeyi fark ettim yani, kaynıyor kazan, her an her şey olabilir. Ben bir kaosta, karmaşada ne kadar hazırım? Minimal yaşamaya ne kadar hazırım? Aç kalmaya ne kadar hazırım? Kendi kendime ayakta durmaya ne kadar hazırım? Ve bir baskı da yok üzerimde. Tatlı tatlı böyle bir şeye karar verdim. Sonra işin içine girince algım değişmeye başladı. Bu arada hani orayı hani belirtmedik. Benim bir 10 sene bu Uzak Doğu sanatlarıyla ilgili bir yolculuğum var. Esas birikim de aslında oradan geliyor. Aktörlük için de çok büyük birikimdi. Çünkü anatomiyi fark ediyorsun, enerji merkezlerini, bedenin merkezlerini fark ediyorsun. Bu dünyayı incelediğinde mi buldun bunları? Okumaya başladığında mı buldun yani? Ya şöyle söyleyeyim, benim tabirimde tırnak içinde hani hep bir kırıklık vardı zaten. Yani hep bir sorgulama var, hep bir spiritüel taraf vardı zaten. O spiritüel taraf bana kıymetli insanları karşıma çıkarttı. Hmm. Ya da bir yerlere misafir olmayı getirdi. O zaman birikmeye ve öğrenmeye başlıyorsun. Yani sadece okuyarak diyemem. Tabii ki. Sadece okuyarak. Bazen dinleyerek de bir kitap okumuş kadar olabiliyorsun tabii ki. Tabii.
Velhasılı işte o dönemim de işte adalarda geçti. İşte Büyükada, Heybeli, Burgazada oralarda yaşadım ben. Nasıl yaşadın? Yine böyle araçta. Hayır. O zaman ev tutmuştum. Evde, tabii. Ama yine böyle ırak yerler. Kalpazankaya'daydım mesela. Şey değil yani, hani apartman dairesi değil yani. Yok, uzak, daha saklı, sakin yerler. Hani zaten serdebe olduğu için buraya atlamak o kadar zor olmadı benim için. Ama burası, nasıl söyleyeyim, başka bir level getirdi. Abi benim çok büyük şansım, ben 2001'lerde galiba, 2001-2002'de Çinli bir ustayla yollarımız kesişti. Ne ustası, inşaat ustası? Tai Chi, Chi Kung. Çin külliyatından. Wow. Nefes beden koordinasyonu üzerine, işte meditasyon üzerine, tatlı tatlı küçük savaş sanatları üzerine. Ve bayağı o izlediğimiz, bizim dönemde Karate Kid vardı ya, Cilalı evet, Parlat. Evet, Kung Fu. Tabii. Bayağı bir arkadaşımla beraber onun izleşi olduk. İstanbul'da bisiklet üstünde 3 tane deli. Allah Allah. Tabii, bir müddet sonra da onu asiste etmeye başladık. Ondan sonra ben Çin'e gittim. Çin'e gittin. Çin'de bir tapınakta bir müddet yaşadım. Bir müddet yani? Çok uzun değil, göreceli. Bir müddet yaşadım onu. Peki. Efendime söyleyeyim. Sonra döndüm. Tapınakta çok... yaşamak ne demek yani Nurettin? Sabah şöyle söyleyeyim. 3 kişi şu kadar şiltede yattığın bir koğuş. Sabah 5.30'dan akşam 8.30'a kadar bir fiil antrenman yaptın. Dağın başında o filmlerde gördüğümüz var ya, kaplan ve ejderha falan. O ustalardan eğitim aldım. Ama sadece o eğitim dövüş eğitimi değildi. Felsefesi de var tabii ki. Tabii canım, işte yani. Hepsi var yani. Meditasyonu var, formları var. Katkısı büyük. Ve ben oradan döndükten sonra çok büyük bir spor kompleksinde hocalık yapmaya başladım. Ve bir çalışma oluşturdum. Drama sanatlarıyla, sahne sanatlarıyla Uzak Doğu sanatlarını sentezledim. Wow. 2 hafta sonra NTV Lifestyle 2 kamera geldi. Sen ne yapıyorsun diye. Aktörlükten önce ünlüydüm ben yani. Vay canına. Tabii. Sonra adalarda dersler vermeye başladım. Yani hayatımda hep 20 yıldır böyle... Aslında bu metodu Türkiye'de uygulayabilirsin. Böyle bir akademi açılabilir yani. Uyguluyorum zaten. Okulum vardı. Yeşilyurt'ta okulum vardı. Maçka'da okulum vardı. Orayı da bıraktın çıktın. Gerektir. Üzme beni ya. Bir şey söyleyeceğim. Bu tam böyle... Ayrılma kararı aldığın anda bir Hakan abi ya bir şey var, yapacağım, seninle yapacağım. Konuşacağım der misin? Beni yapacağım. Bir ara ne olur yani, bir konuşayım yani. Ama şimdi yapamam. Yine ayrılabilirsin de, yani yine ben bir konuşayım seninle. Bak yani. Niye ayrılamam biliyor musun? Artık mobil okul var. Şimdi bana geliyorlar. Süper. Danışanlar bana geliyor. Ha, şu an bir fiil yapıyorsun bunu. Bir fiil böyle butik tatlı ama daha böyle kalabalıklara hitap etmek istiyorum. O projeyi tekrar... Ben katılmak tekrar... isterim şahsen yani. Abi seve başımın üstünde yerim var yani. Vallahi. Hatta bir performansa dönüştürmeye niyetim var. Öyle yavaş yavaş biriktirdik içeride şeyler yani. Kung Fu ile büyümüş bir çocukluk geçirmiş bir adamız yani. Bruce Lee ile. Kung Fu, çekirge falan filan. Ya arabamın felsefe... önünü görmedin mi? Nerede? Ha, Bruce Lee var tabii kapının önünde. Harbiden. Mesela o dönem ben onu kavga, dövüş olarak mesela ben hayatta hiç kavga etmemiş bir adamdım. Ama karate filmlerini severdim çünkü karate filmlerinde şey yoktu, çizgi film gibi. Düşerdi kalkardı adam ya. Yani öyle vahşet yoktu. Ve hep iyiliğin peşinde dayak yer yani atardı adamlar yani. Bravo. Yani kavgayı başlatan adam hiç olmazdı Bruce Lee. Yani çok iyi bilirdi ama o dururdu falan filan. Adamlar saldırırdı. Çünkü delikanlılık odur durumu ya. Herif kavgayı kötüye kullanmayan bir adamdı. Onun için ben çok merak ettiğim bir hikaye. Vallahi öğrenmek isterim. İlim ve kuvvet kişiye merhamet getiriyor abi. Zaten ilim sahibi, kuvvet sahibi atak yapmaz. Ama ona gelmesinler yani. Peki tamam, bu noktaya gelmek çok kolay bir şey değil yani. Hani hayatını minimize etmek cümle içinde çok basit gözüküyor ama 2 tane beyaz gömlek, 2 tane ceket, 4 tane pantolon, 2 ayakkabıyla hayata devam etmek, tüketmeden, yeni bir şey almadan. En son mesela ne zaman AVM'ye girdin? Ya düşünecek kadar yani. Dolayısıyla hani hayatımızda bir sürü şeyi çok çabuk tüketip sürekli yenileyen, ne olur eve gidip bir dolabınıza bakın. Yani benimki de aynı durumda. Hani bilmem kaç tane tişört, bilmem kaç tane pantolonun hiçbir anlamı yok aslında. Giydiğiniz, genelde baktığınızda 6 tane tişörtle 5 tane pantolonla döndürüyorsunuz hayatı. Ama diğerlerini de almışsınız bir şekilde. Bu eve girince, mecbur kalınca belki de böyle bir hayata, o zaman bunu daha kolay başarabiliyorsunuz yani. Mesela bunun zorlukları da var ama, değil mi? Yani çok. Bu kadar da kolay olamaz yani. Çok. Orada 2 şey söylemek isterim. Mecbur kalmadan yapmak aslında bir hikaye. Tabii. Sen mecbur kaldığın için yapmadın. Ama böyle yaşamaya başladıktan sonra, artık hayatın böyle olduğunu fark ettikten sonra da bazı durumlarda başka bir şey yapmak isteğinde olmuştur. Yani her gün sabah kalkıp duş alman gerekebilir. O duşu alamayınca insan bir mutsuz olur yani. Hani o, çünkü evde otursan bir ritüeldir ya. Onu yerine getirmek veya buna benzer başka şeylere çözüm bulmaya çalışmak insanı zorlayan şeyler. Zorlama dediğim sonraki zorlama yani.
Mesela duş için söyleyeyim. Doğada olduğun zaman kirlenmiyorsun abi. Pislenmiyorsun. Çok enteresan. Toz oluyor, toprak oluyor ama pislenmiyorsun. Şehir içinde olduğunda yani bir beton varsa, suni bir şey varsa pisleniyorsun. O zaman duş almaya ihtiyacın var. Ama Allah doğada Allah. Doğa zaten seni nasıl anlatabilirim ki? Seni kaplıyor. Seni seviyor ya. O toprak seni seviyor yani. Daha o kadar soyut ki nasıl ifade yani edebileceğimi bilmiyorum. Çok sigara içilen bir yerde akşam yemek yediğinizde üstünüzdeki montu hemen yıkayamazsınız. Bravo. Ya. Geceden balkona asarsınız aslında. Balkona asmanın hikayesi sabaha karşı inen o çiğ enteresan bir şekilde sanki bir kuru temizleme gibi montun üzerinden geçer. O çiğ oradaki kokuyu alır mesela. Bunu ben tamamen uygulayan ama niye olduğunu bilmeden yapan birisiyim. Belki de söylediğin o doğanın kendi kendini temizleme hikayesi de o çiğ hikayesi mi? Kim bilir bilmiyorum yani. Doğa veya kirletmiyor zaten. Doğa kirletmez. Çok enteresan. Dediğim gibi tozu olur, toprağı olur ama seni pisletmez. Yani bazı zorlukları var bu işin. Yani var. Bunu kabul etmek lazım yani. Var var var. Mesela şunu merak ediyorum. Gittin ormanlık bir yere çektin abi. Burada kalacağım dedin. Gece kaldın. Hiç korkmuyor musun? Yok. Gerçi sen de korkmazsın yani ne olabilir diyorsun. Ya ama gene de tabancalı gelir bilmem ne gelir. Zaten ne çalacak senden? En fazla telefonunu alır, cüzdanını alır. Yani orada manevi bir yerlere gireriz. Bir yere gireriz. Hmm. Ben kendi çapında teslim bir adamım. Direkt bağlıyım diyorsun. Yani kendi çapında iddia edemeyiz tabii. Hepsini ben sevgilim diyorum. Sevgilim biliyor. Dolayısıyla nefsime düşmeden yaptığım her eylemde onun korumasını hissediyorum. Hmm. O yüzden kalbim çarpmıyor. Çok güzel ifade ettin. Öyle bir korku hissetmiyorum yani. Peki sabah kalktın. Nasıl bir güne kalkıyorsun mesela? Sabah ilk yaptığın şey ne karavanda uyandığında? Seninki çünkü normal bir minibüs karavan da değil. Tabii. Daha outdoor bir karavan yani. Hani daha da uğraştıran bir karavan. Her yerden bir şey açman, her şey sana sunulmuş değil yani. Tabii ama bir kere açtıktan sonra da hani denize sıfır bir yerde yaşıyorsun yani. Sabah ben duşunu denizde alıyorsun, tabii, çıkıyorsun tabii. Falan yani. Tabii tabii. Kapıyı açtığım an denizdeyim yani. Direkt peki o gün gerçekten hiçbir işin yok. Setin yok, kimseyle görüşmeyeceksin, hiçbir şey yapmayacaksın. Yani ben şunu merak ediyorum. Ne kadar süre sonra sıkılabilir bir insan? Yani sabah kalktın, denize girdin, oturdun, sabah kahvaltısı yaptın, atıştırdın kendi çapında olanlarla. Günün bitti. Yani sabah seansı bitti, kahvaltı yapılması gereken. Normal evde yaşayanlardan bahsediyorum. Sonra ne yapıyorsun? Oturuyor musun? Kitap mı okuyorsun? Müzik mi dinliyorsun? Nasıl bir hayat başlıyor yani? Yalnız kaldığında o yalnızlığı tarif etmeni istiyorum aslında. Bir kere rutin yok abi. Hah. Bir kere rutin yok. İki, şunu söyleyeyim. Eğer kendini aramaya meylin yoksa, tekrar ediyorum işte kafanda bir kırıklık yoksa, bunu pozitif anlamda kullanıyorum. Herhangi bir baba yiğitin yapacağı bir şey değil. Çünkü mesela 2 aydan bahsediyoruz. 2 ay kimseyi görmeden yaşamaktan bahsediyoruz. Şimdi 2 ay dediğin zaman buna işte biraz kitap okuyayım, biraz yazı yazayım, biraz ağacın altında uyuklayayım falan diyemezsin yani. Hep bir kendine iş çıkartamazsın yani. 2 ay kimseyi görmeden yaşadığım var abi. Ama öyle bir şey ki kendi içine yolculuk yaptığın zaman aslında kalabalıksın. Yani ağaç sana bir şey anlatıyor, deniz sana bir şey anlatıyor, toprak sana bir şey anlatıyor. Ve eylemin o anda çıkıyor. Spontan şekilde eylemin çıkıyor. Şöyle bir yorumum var. Arkadaş sohbetleri, kitap okumak, televizyon izlemek maalesef. Kendinden kaçmak için yaptığın eylemler. Aslında kendini morfinlediğin şeyler. Çünkü içeride bir sen var. Şu konuşan senden bahsetmiyorum. İçeride senin görmezden geldiğin bir sen var. Ve bununla başa çıkmak çok zor bir şey. Bu zor olduğu için insanlar Instagram'da, shortslarda, televizyonda, kafelerde, orada burada yani. Çünkü yaşayamaz o acıyla yani. Ben o içeridekiyle sohbet halindeyim. Peki içerideki senle uğraşması o kadar da kolay değil. Yani onun sorduğu her soruya cevap verebiliyor musun? Yani çünkü hayata dair yaptığın her şeyi sorgulayan bir insansın. Ve ne yazık ki dünya bizim bildiğimiz iyi olan, her şeyin herkesin de düzgün olduğu bir dünya olmadığı için bu soruların cevabını da bulamadığımız için de bazen kendi içimize dönmek zorunda kalıyoruz ya aslında yani. Ve sığınıyoruz Allah'ımıza, sığınıyoruz Yaradan'a ve çözümü orada bulmaya çalışıyoruz. Veya çözüm bulamasak bile en azından şükrederek veya bunun bir tekamül olduğunu, bunun geçici olduğunu, hayatın akışı içinde olduğunu kabul etmeye çalışıyoruz. Razı olmaya çalışıyoruz. Senin yaptığın aslında kendi içine yolculukla beraber bunlardan sakınmak için de belki de sakladığın, kendini koruduğun, kendi içindekinin onlar gibi kirlenmesini engellediğin için belki de
tutuyorsun bir yerlerde yani. Yanlış mı düşünüyorum? Söylediğinin paralelinde şöyle vurucu bir şey diyebilirim. O yüzden de o sosyal hayatta tırnak içinde başarısızım. Ve ben başarısızlığın tadını çıkartıyorum. Mesela başarı peşinde de koşmuyorum. Başarısızlığın tadını çıkartıyorum. Ama mesela sen çok biz seninle film çektik. Çakallar 6'da oynadı sevgili kardeşim. Çok sosyalsin. İlişkilerin çok iyi. Hani kimseyle bir vardır ya öyle snopta bir adam değilsin yani. Eyvallah. Eyvallah. Değilsin yani. Hani ama bir sosyal ortam yaratayım diye de mücadele eden bir insan değilsin. İşte, ya da evet. Şunu şöyle belirtelim. Kök salmıyorum yani. Evet. Hakan abi film çekti diye bir hafta sonra Hakan abi ne haber diye aramıyorsun mesela yani. Evet. Bunu ara diye söylemiyorum ama hani o zemini kullanayım üstüne bir ilişki oradan bir kulis yaratalım Aynen. Öyle bir kafan yok evet. O aramama konusunda ben de kendi dünyasında yaşamaya çalışıyorum ama senin gibi bir karavanda değil yani. Bir de tabii şöyle bir durum var. Aslında kendi içine yaptığın yolculukta bu çok önemli bir konu ve bizim yaşamadığımız bir hayat olduğu için bunun altını çizmek ve bunun üstüne konuşmak istiyorum. Eminim siz de bununla ilgili bir sürü şey düşünüyorsunuz soru olarak sevgili izleyenler. Bir de şöyle bir durum var. Sabah kalkıyorsun ve yağmur olmuş o gece. Sabahleyin o yağmurla ilgili bir çözüm bulman gerekiyor. Sabah kalktın, doğanın sana sunduğu bambaşka bir sürprizle karşılaşıyorsun ve onu çözmek için uğraştığında aslında doğayla beraber ona uyum içerisinde zaten şu an başımıza gelen her şey, memleketin başına gelen her türlü felaket doğayı doğru anlayamadığımız için ve yanlış yorumladığımız için dönüp dolaşıp sanki doğanın suçuymuş gibi felaket diyorlar yani doğal felaket. Doğal felaket değil bildiğin bilinen felaket yani sen o binayı dere yatağına yaparsan o bina devrilir yani. Hani biraz da doğa aslında senin o günlük yaşantını da çiziyor değil mi? Ve çözümden çok bakış açım şu, adapte olmak. Onun bir parçası gibi. Evet. Dans etmek gibi. Sevişmek gibi. Beraber. Belli bir teknik gütmemek. Belli yine tırnak içinde bir başarı gütmemek. Ben haberim yoktu. Kilmiş zemin. Farkında değilim. Arabamı çektim aslan gibi. Bir yağmur. Ertesi gün bileğime kadar batıyorum. Bataklıktasın. Yani. O zaman şey demiyorsun. Ulan lanet olsun be falan. Diyorsun yani. Mücadele var. Yo, gömülüyorsun bu seferkiyle. Yüzüme falan sürüyorum böyle. Oh diyorum ya cildim güzelleşiyor. Dile gelmişiz diye. Böyle de pozitif bakabilirim diyorsun yani. Pozitif bakmak gibi bir derdim yok yani. Onun adı pozitif bakmak değil senin kitabında yani. Mesela şimdi çok mu sivri olacak bilmiyorum kameralara söylemek. Lütfen. Yani şöyle bir savun var abi. Kişisel gelişim mesela. Bana göre bir mastürbasyon abi. Çünkü iyinin peşinden koşuyorsan kötüye mahkumsun. Ne bileyim, zevke meylediyorsan acıyı da çekiyorsun yani. Ve insanlar değişmeye çalışıyor ki değişim zan. Yani ben bugün böyleysem, yarın öyleysem öbür gün de öyle mi? Dönüşüm esas. Ve dönüşüm içinde senin işte o içerideki halinle hasbihal ediyor olman lazım. Yani. Ben bunun peşindeyim. Benim bir golüm var hayatta. O da kendimi gerçekleştirmek. Ne demek kendimi gerçekleştirmek? Niye mesela öyle bir yansıma yapıyorsun? Yani niye güçlüyüm abi ben? Hani niye güçlüyüm anasını satayım yani hani? Niye beni güçlü yaptı? Ya da şöyle bir yetenek verdi. Niye verdi abi? Hani bunu bu arada analitik niye verdin Allah'ım falan gibi değil. Ama hani bu gücün dünyadaki yansıması ne? Ya da bir başka yeteneğin dünyadaki yansıması ne? Hani ben sevgiliye hep onu söylüyorum. Kendimi gerçekleştirmeden alma beni yani. Bir gerçekleştireyim. Bir gerçekleştireyim yani. Bir de tadını çıkartma evresi de versin lütfen mümkünse. Yaşayayım onu diyorsun. Tabii gerçekleştirdikten sonra. Peki şu anda senin karavanına seninle beraber yaşamak üzerine 18 yaşında bir çocuğu gönderdik. Benim oğlanı gönderdik. Benim oğlan diye düşünme. Genç bir çocuğu gönderdik. O çocuğa nasıl bir öneriler silsilesi sunarsın? Nasıl bir hayat yaşamasını önerirsin? Önermem. Yani mesela babası neden bana gönderiyor? Burası çok önemli. Babası değil. Yolda buldun. Kimsesizim dedi. Bırak hikayesini. Gel aslanım derim. Geldi. Aslanım derim. Çocuğa veya evladın ya nasıl bir yol izlemesini? Sen şimdi kendi yaşadıklarına baktığın zaman herkesin olduğu gibi senin de pişmanlıkların vardır, yaşanmışlıkların vardır. Mutlaka vardır yani. Daha çok şey biriktirsem demişliklerim vardır ama o çocuğa öyle bir şeyler söylemelisin ki o senin yaptığın hataları yapmasa, başka merdivenlerden çıksa, senin o aradığın kendini gerçekleştirmeyi daha erken bulsa diye söyleyebileceğim bir şey var mı? Abi o kadar güzel soruyorsun ki böylece ben kendimi ifade edebilme şansı buluyorum. Hayır tavsiyede bulunmazdım, hayır öğretmezdim. Benle beraber yaşamasına yol verirdim. Bıçağı eline aldı, tam o anda bir şey yapıyor, derdim ki evlat, bıçağı şöyle değil de böyle tut. Çünkü hayatın şu kısmı da öyle bir bıçaktır. İşte senin de elini böyle keser diye o anda söyleyebileceğim bir şey. Yaşarken anlatırdım diyorsun. Yaşarken ben de bilmiyorum. Çünkü bir kitabım yok ki.
ona tavsiyelerde bulunayım. Bence doğru olan da bu değil zaten. Belki de bu kendini gerçekleştirmek için yaptığın kendine yolculuğu yazmayı hiç düşündün mü? Bence bir sürü insana örnek olabilir bu. Aslında ben şuna çok inanırım. Final, yani kendini gerçekleştirmek falan, sana az önce çekim öncesi de anlattım ya. Ben sürece inanırım abi. Süreç çok kıymetlidir. Senin o kendini gerçekleştirmek için söylediğin o yolda yaşadığın hayat bizim yaşantımız. Gerçekleştirdikten sonraki süreç, sen bu kafadaysan o gerçekleştirme hiç mümkün olmayacak zaten. Çünkü gerçekleştiğini hissettiğin andan itibaren daha iyisini gerçekleştirmeye çalışacaksın. Hep devam edecek o yani. Arayış devam ettiği sürece zaten yaşadığın ve Nurettin ortaya çıkıyor. Yoksa Nurettin'in bir yaşamasının bir anlamı yok ki, hepimizin derdi o aslında yani. Kimi bunu o yaşamı gerçekleştirmek olan bunu huzur olarak değerlendiriyor. Kimi bunu ferah olarak değerlendiriyor. Kimi maddi güç, kudret, sıfat olarak değerlendiriyor. Nurettin ise içe olan yolculuk olarak değerlendiriyor. Ulaşılan yer bazısında para, bazısında sıfat, bazısında mevki oluyor. Ama aslında biz yolun derdindeyiz. Sıfatta, parada, ünde, bunların hepsi yalan dolan yani. Senin de o yaşadığın manevi hikayedeki final değil, süreç önemli ya. O süreç insanı büyütüyor, geliştiriyor, düşündürüyor, sorgulatıyor işte. Onun için ne kadar doğru bir adam getirmişim değil mi size? Ya. Vallahi Nurettin'im. Yıkılıyor, doğruluk da yıkılıyor. Doğruluk şu, iç yolculuğu denilen kendini bulma derdi insanı geliştiren bir şey. Çünkü o zaman şu olmuyor. Evet abi ben yaptım ama o da yaptı demiyor Nurettin. Evet abi yani herkes yapıyor, ben de yaptım abi demiyor veya herkesin yaptığı gibi yaşamıyor. Başka bir yol bulma derdine düşüyor. Siz de hayatınızda gerçekten yani kimsenin yapmadığı doğruları yaparak ayakta durabilirsiniz. İlla herkes yalan söylüyor, herkes çalıyor, herkes çırpıyor diye siz de aynı şeyi yapmak zorunda değilsiniz yani. Kamu spotu bölümümüzü böyle geçmiş olduk. Galiba erken yaşta bir şeyi fark ettim. Nasıl demin çok barışık bir şekilde söyledim. Dedim ki aynaya baktım. Ya dedim ne güzel çocuksun, televizyonda olmalısın dedim. Böyle start aldım. Sonra şunu fark ettim. Abi hepimiz özel olmaya çalışıyoruz ya. Bak abi ne kadar özelim. Tarzımla ne kadar özelim. Fiziğimle nasıl özelim. Yaptığım işle nasıl özelim. Bir dakika abi. Herkes kendini özel hissediyor. Ve herkes özel olduğunu göstermek istiyor. Oha! Burada bir oyun var. Burada bir oyun var ama aslında burada bilinmesi gereken başka bir şey var. Herkes zaten dünyada bir tane olduğu için çok özel. Eşsiz ve biricik. Amenna. Bitti. Ama bunu göstermeye kasmak var ya. Göstermek dediğim fark edilmesini istiyorsun. Evet. İşte. Beni fark et, beni fark et, beni fark et yani. O... Ama beni fark eder, fark etme derdine düştüğümüzde biz aslında önce kendimizi bir fark etsek milletin fark etmesine gerek tam kalmaz. Tam onu söyleyecektim. İşte orada da insanların söylediği hiçbir şeyin anlamı kalmıyor. Sevgili Nurettin, az önceki sohbete sana bir En zayıf noktama hop çomağı soktun aldın. Evet, insanlar sanki hayatta insanlar ne derse desin onları dinlemeden yaşamış bir insan olarak artık insanların dediğini kendi algınla müthiş bir şeyle sistemle başka türlü görmeyi başardığında çok daha başka bir mutluluk yaşayacaksın yani. Biliyor musun muhtemelen en zayıf noktam. Şöyle de bir şey var ki hani nefse haksızlık olmasın. Empat durumu var, duydun mu bilmiyorum. Empatik olmak değil, bir de empat durumu var. Bilmiyorum. Bu ön lobda ayna nöronlar var. Böylece birbirimizi algılayabiliyoruz. Evet. Empatlarda bu atıyorum 1'e 10. Yani 10 katı daha fazla. Dolayısıyla şimdiki normal bir insan olarak ben diyelim normal. Sen bana dedin ki palyaçoya benzedin dedin. Tamam mı? He. Ben dedim abi senin fikrin eyvallah. Ben empat olduğunda şöyle oluyor. Diyorsun ki palyaçoya benzemişsin. Ben birden palyaçoya dönmeye başlıyorum. İçeride böyle bir dönüş oluyor. Ve bu istemsizce oluyor. Şey mutant gibi düşünüyor. Allah Allah. Dolayısıyla 1'e 10 etkide bundan negatif etkileniyorum. O yüzden de böyle yaşamak biraz zor. Benim için zor. Bunun tam tersinde sana güzel bir şey söylediklerinde de o oluyorsun ama baktığında değil eğer mi? Eğer çocukluğunla ilgili i̇şte bir derdin aslında, yoksa oluyorsun. Hayır ama şunu söylemek istiyorum. Belki de empatın gelişmesinin sebebi de sana hep güzel şeyler söylenmiş. Güzel bir çocuk musun çünkü. O güzel çocuk veya güzel genç, asi genç, dikkat çeken genç, ilgi çeken genç hikayesi de seni o empati geliştirmiş aslında. Sonra bir anda bugün dönüp de o insanların söylediğine hep değer veren Nurettin negatif bir şey duyunca bunu da ciddiye alan, bunu gerçek sanan bir insana dönüyor. Empati bastırmak gerekiyor demek ki. Biraz daha burada derinleşmemiz lazım. Ona yetmez çünkü eğer empati bastırırsam kalbimi saklamam gerekiyor. Kalbimi saklamayı da hiçbir zaman istemiyorum. İstemiyorsun. Ben de hep böyle masaya hop lök diye oturtuyorum yani onu koyuyorum. Yani.
Ya saklama tabii canım. Ben senin üzülmeni, kırılmanı istemediğin için söylüyorum. Eyvallah. Yani insanlar her şeyi söylerler. Yani biz aynı resme bakıp, birisi o resme bakıp ağlar, birisi o bir resme bakıp güler, birisi çocukluğunu hatırlar. Hepimiz aynı resimden başka bir şey görebiliriz yani. Dolayısıyla yaşadıklarımız, biriktirdiklerimiz bunu doğurur. Onun için sana birisi bir şey söylediğinde onun bakışıdır o. Senin aldığın şey o olmayabilir. Onun için hani kalbinle de konuş bence ya. Yani masaya da koşmasın bence yani. Eyvallah. Çözülebilir yani. Eyvallah. Peki bu yaşantının içerisinde hep içine gidiyorsun ama hala arada bir dışarı çıkıyorsun, çalışıyorsun, bir sürü de iş yapıyorsun. Hatta çok da güzel, keyifli bir iş yapmışsın. Fotoğrafçı kardeşimizle beraber YouTube'da da yayınlanacak galiba Batuhan'la. Çok güzel resimler vermişsin. Hem fotoğraflar hem de erkek üzerine de konuşmalar falan var. YouTube'da yakında yayınlanacak bir şey. Şöyle söyleyeyim, sıkıldığında, darlandığında, çaresiz kaldığında motivasyonun ne? Nasıl çözüyorsun? Ya namaz kılıyorum ya bara gidiyorum. Çok güzel tanımladın. Vay canına. Ya tekkedeyim ya meyhanedeyim. Güzelmiş gerçekten. Ama aslında özümüz de bu zaten ya. Çok dürüstün. Teşekkür ederim yani. Eyvallah. Evet, acının durumuna göre insan çareyi bazen orada bazen burada arayabiliyor yani. Valla benim sorular bitti ama muhabbet çok güzel. Gördüğünüz gibi çok lezzetli bir sohbeti Riva'da, denizin kenarında, sevgili Nurettin'in karavanının önünde, Riva Marine Restoranı'nda destekleriyle keyifle bitirmek istemiyorum. Çünkü buradan kalkıp binalara gideceğiz ama çok güzel bir yerden size veda etmek istiyoruz efendim. Mekanın sahibine geldiğin sonu geldi ama biz tabii ki veda etmeden önce her zaman olduğu gibi sevgili Didem Sevinç Atölye'nin mumunu hediye edeceğiz. Karavanında mum nasıl bir durum bilmiyorum. Arkada çalışıyor. Var mı mum? Güzel o zaman, tamam. Sevgili Didem'cim oluyormuş. Didem Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Kitap okuduğunu biliyorum senin. Dolayısıyla bunu da okumanı, sonra da ya abi senin kafa da kırık mı değil mi söylemeni rica ediyorum. Sonra imzalayacağım şimdi çekimden sonra. Bu da aldım kitabımız. Aldım. Teşekkür ederim. İyi ki geldin. Daha doğrusu iyi ki geldik buraya. İyi ki seninle beraber burada bu sohbeti ettik. Son olarak bir şeyler söylemek ister misin? Sevgili Nurettin. Bir şeyler yapmak isterim. Önce bu güzel mumu koklamak isterim. Kokla tabii. Didem onun için çok uğraşıyor kızcağız. Didem Hanım'a teşekkür ediyorum. Mumları da kendisi gibi çok güzel. Ve seni çok seviyorum abi. Canım. Çok sağ teşekkür ol. Ediyorum. Bizi izleyenlere de buradan el sallamak istiyorum, müsaade ediyorsan. Ne demek? Şeref duyarız. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Görüşmek üzere. Bir başka mekanın sahibine geldikte bir başka güzel insanla tekrar buluşmak üzere. Müsaadenizle efendim. Tatilin tek adresi, Tatil.com'un sunduğu mekanın sahibine geldik sona erdi. Tatil.